Tavşan ne kaplumbağa? Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal, pireler berberken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken, kendini çok ama çok beğenen bir tavşan varmış. Ben çok hızlıyım, benden hızlı kimse koşamaz diye kendini sürekli övüyormuş. Diğer hayvanların yanında hoplayıp zıplayıp, ben çok hızlıyım, ben çok hızlıyım, var mı beni geçecek diye hava atıyormuş. Diğer hayvanlar onu hiç sevmiyormuş ama yarışmaya da çekiniyorlarmış. Bir gün kaplumbağa bu tavşanın ne kadar kendini beğenmiş biri olduğunu öğrenmiş. Ve onunla yarış yapmak için haber göndermiş. Nasıl olur da bana meydan okuyabilir ki? O da bir adım atmadan ben yarışı bitiririm demiş tavşan. Neyse, ertesi gün tavşanla kaplumbağa yarış alanına gelmişler. Ve yarış başladıktan sonra tavşan pırrrr diye koşuvermiş. Kaplumbağa daha bir adım bile atmamış. Ah, tavşan arayı o kadar çok açmış ki. Ay, şu ağacın gölgesinde biraz dinleneyim de nasıl olsa kaplumbağa akşama kadar gelemez demiş. Ve rüyalarla dolu uykuya dalmış. Kaplumbağa ise emin adımlarla bitiş çizgisine doğru yürüyormuş. Tam yarışı bitirecekken tavşan uyanmış. Ve havanın karardığını görmüş. Neyse artık gideyim de şu yarışı bitireyim. Kaplumbağa hala ortalarda yok. Der demez kafasını bir kaldırmış, kaplumbağayı görmüş. Koşarak onu geçmeye çalışmış ama kaplumbağa yarışı çoktan bitirmiş. Bu da tavşana güzel bir ders olmuş. Kaplumbağa tavşana... Kimseyi küçük görmemeyi öğrenmişsindir artık. Çünkü önemli olan hızlı olmak değil, emin adımlarla gitmektir. Demiş. Ve masalımız burada sona ermiş. Ben size tavşanla kaplumbağa masalını anlattım. Eğer siz isterseniz bu masalı resimleyerek de anlatabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.